Merhaba sayın seyirciler. Bugün 30 Ocak Cuma yeni günde gündem programımızda sizi saygıyla selamlıyoruz diye bir hatayla başladım. Güzel diyecektim. Evet, tiyatronun yanında olunca herhalde biraz farklı oluyor. Tamam efendim, estağfurullah. Evet, üstad sizsiniz. Sayın Üçhan Gürel ile birlikteyiz. Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Han Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni. Evet Üçhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün benim için de güzel bir gün. Stüdyonuzda ilk kez bulunuyorum. Daha önce eski binanızı görmüştüm yıllarca önce. Şimdi daha büyümüş Yeni Gün gazetesi ve televizyonu. Evet, evet, televizyon, evet. Bu beni mutlu etti. Ben de başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, biz de bir tiyatro sanatçısını ilk kez ağırlıyoruz stüdyomuzda. Gerçekten bir tiyatro sanatçısıyla birlikte olunca biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Böyle konuşmalara, seslere, bakışlara falan hepsine. Evet, Üçhan Gürel. Gürel ismini çok sık duyuyorum ama Üçhan Gürel kimdir? Üçhan Gürel 1965 yılında İstanbul'da doğdu. Babası şehir tiyatrosu sanatçılarından rahmetli Ünal Gürel. Nasıl tanıyacaksınız, hatırlayacaksınız Ünal Gürel'i? Aslında resmen çok iyi biliyorsunuz da, biliyorsunuz tiyatro oyuncuları halihazırda hala dizilerden ve sinemalardan adları ezberleniyor. Evet. Bu Kemal Sunal filmlerinde kafasına yoğurt bakracı dökülür, şapkasına işenir ya, işte rahmetli babam Ünal Gürel o efendim. Üçhan Gürel Levent Lisesi'ni bitirdi, sonra bir Levent Ortaokulu'nu bitirdi, sonra Motor Meslek Lisesi'ni bitirdi. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi. Motor Meslek Lisesi, Mimar Sinan. Evet, öyle bir geçiş şeyi oldu. Çok farklı. Babalar çocukları için bir takım tasarruflarda bulunurlar ya. İşte babam da onlardan birini o dönemde kullanmak istedi. Hangisiydi işte, babanızın tasarrufu? Tiyatro, motor meslekti. Onların zamanında çok zor olduğu için tiyatro oyunculuğu. Şimdi de çok kolay olduğunu söylenemez ülkemizde ama onların zamanında gerçekten bir hayli zordu. Babam öyle bir şey de yaptı. Sonra direkten döndüm ben. Rahmetliden habersiz konservatuar sınavlarına girdim. Sonra mecburen öğrendi tabii. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nı bitirdim. Bitirdikten sonra şehir tiyatrolarında çalıştım, İstanbul'da Devlet Tiyatrosu'nda çalıştım. Sonra Devlet Tiyatrosu'na girdim. İşte 7 yıl Trabzon, 7 yıl Bursa ve 12 yıldır da İzmir Devlet Tiyatrosu'ndayım. İzmir'e geldikten sonra da bundan 8 yıl önce eşim Emel Balagürer'le birlikte Han Tiyatrosu'nu İzmir'e kazandırdık. Alsancak'ta 110 kişilik bir sahnemiz var. İki de oğlum var. Birisi büyük olanı 18 yaşında Balahan. Çınar şimdi 5 yaşını dolduracak. Bir de Çınar Gürel'imiz var. Peki büyük oğlunuzu tiyatroya mı yönelttiniz yoksa ne yaparsan yap dediniz? Ne yaparsan yap derme şansı yok tabii. O tiyatro oyuncusu olmak istediğini söyledi. Ben yalnızca ona emin olup olmadığını sordum. O birkaç gün düşündü. Dedim ki istersen bak bunu bana yazılı ver. Sonra baktım başucumda bir sabah ben tiyatro oyuncusu olmak istiyorum diye uzayarak M ile tamamlanan bir U yapmış. Peki dedim madem. Ben iyi taraflarını da anlattım. Olumsuz taraflarını da anlattım. Kendisi bilerek ve isteyerek bunu seçti. Şimdi bu sene konservatuar sınavlarına hazırlanıyor. Fena da değil, yeteneklice. Ses tonu falan sizin gibi böyle? Benziyor. Bizim babam, ben, oğlum, küçük oğlum filan hep bas bariton üzerinden gidiyoruz yani. Çok farklı bir ses, hemen belli oluyor zaten. İsteyerek
Yazılı olarak yazılı olarak beyan etti. Elimde belgesi de var tiyatrocu olmak istediğine. Masaya bakmadınız mı? Oğlum yeter artık falan. Bu aileden bu kadar diye. Yok tabii denemez. Yani şimdi dede tiyatrocu, ben, baba tiyatrocu. Şimdi ben ona ne diyeyim yani anlattık yani. İşte bu senin için faydalı yönleri var, zararlı yönleri var. Ülkenin hali bu. O da dedi ki ben yine de tiyatro oyuncusu olmak istiyorum. Kendimi sahnede ifade etmek istiyorum. Sanattan verilen değer bu kadarcık bu ülkede. Bundan daha yukarı çıkar mı? Tabii bu başlı başına bir konu. Ne yazık ki çok ciddi bir kültür ve sanat politikamız olduğunu söyleyemiyoruz. Yani istesek de söyleyemiyoruz. Yapılan güzel şeyler yok mu? Mutlaka yapılan çok güzel şeyler de var. Ama hani bu anlamda devletin yani devlet derken sadece merkezi yönetimi kastetmiyorum. Tabii belediyeler de bu işin içindeler. Bir ciddi oturup kafa kafaya verip bir kültür ve sanat politikasını oluşturmanın yollarını bulmalılar bence. Çünkü bugün şikayet ettiğimiz her şey sanattan uzak kalan bireylerin oluşturduğu bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor. Meşhur sözler de var aslında atalarımızdan kalan ama sanatsız kalan bir... Milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Kağıt üzerinde mi kalıyor bunlar? Yani her anlamda değer veririz, her tarafta çıkarırız ileriye Atatürk'ü. Ama onun sözlerine gelince böyle... Şimdi biliyorsunuz mümkünse Atatürk'lü cümleler kurmamak şey oldu, maharet oldu maharet yani. Oldu. Yani o da bambaşka bir konu. Yani Cumhuriyet'in kurucusu, kadına seçilme hakkı veren, hayatını bu ülkeye adamış olan tekke ve zaviyelerle ilgili... kapatmayı gerçekleştiren, din ve devlet işlerini ayıran, halkın kendi kendini yönetme biçimini getiren ve tek partili bir yönetimdeyken, çift partili ikinci bir partiyi kendi hayattayken hayata geçiren birinin adını eksik anmaya yönelmek bence aymazlıktan başka bir şey değildir. Evet, devlet tiyatrosu sanatçısı olmak nedir? Nedir devlet tiyatrosu sanatçısı? Devlet tiyatrosu sanatçısı olmak bu ülkede gerçekten çok önemli ve kıymetli bir şey. Neden derseniz, çünkü şu anda 640 civarında devlet tiyatrosu sanatçımız var. Sadece oyuncu olarak söylüyorum bunu. 2000'e yaklaşan teknik, memur personelimiz de var. Tüm Türkiye genelinden bahsederek söylüyorum bunları ama 640 civarında sanatçımız var. Tabi bu 640 kişiden biri olmak aslına bakarsanız çok önemli bir şey. İnsanın kendini önemli hissettiren bir şey. Tabii kurumun aslına bakarsanız kendi gücünden geliyor bu. Devlet Tiyatrosu şu anda sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin yerleşik düzende faaliyet gösterdiği 14 ili dışında, bunun dışında da çok fazla ilde faaliyet göstermeye başladı. Yerleşik 14 her, tane var diyorsunuz. Evet, her yılda, ayda faaliyetler gösteriyor. Yani işte Gaziantep'ten tutun Çorum'una kadar, yerleşik sahnesi olmayan Zonguldak'a kadar her ay, hatta her hafta denebilecek şekilde bazen oyunlarını oralara götürüyor ve her hafta tiyatro izleyicileriyle buluşturuyor. Tabii bu çok önemli bir şey. Farklı salonlarda. Örneğin Zonguldak'a gidiyor, aynı salonda oynuyor ama yani X oyun gidiyor, Y oyun gidiyor, Z oyun gidiyor. Bu gerçekten her kuruluşun hayata geçirebileceği bir şey değil. Yani sadece bu şeyle de, yani teknik donanımlar yetersiz olmakla birlikte sadece maddiyatla da ilgili bir şey değil. Bu işi yapmayı bilmek de çok önemli. Yıllardır bunu yapıyor olmak, o bölgelere gidiyor olmak. Yani devlet tiyatrosu oyuncuları aslına bakarsanız çok iyi çalışıyorlar. Bazen bazı basın yayın organlarında olumsuz şeyler okuyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Her kurumun içinde bir iki belki eksik çalışan, görevini tam yapmayan olabilir ama devlet tiyatrosu oyuncuları %99.9
görevlerini tam olarak yerine getirirler. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Peki bu devlet tiyatrosu oyuncuların oyunları seçerken, sahnelenecek oyunları seçerken bir yerler nasıl seçim nasıl oluyor? Bir yerler dersin artık bunları seçin, bunları oynayacaksınız diyorlar yoksa hür bir seçimimiz oluyor mu? Şimdi bildiğiniz gibi şu anda İzmir Devlet Tiyatrosu'nun müdürü Metin abimiz, Metin Oyman. Kendisi çok kıymetli bir oyuncu ve rejisör aynı zamanda. Tabii genel müdür arkadaşlarımız gelip o koltuğa oturuyorlar ama örneğin şu anda İzmir Devlet Tiyatrosu müdürü neredeyse onların neredeyse değil hocaları konumunda olan biri. Dolayısıyla genel müdürler de aslında oyuncu oldukları için ve sanatçı rejisör oldukları için yani oyun önermelerini ben şey bulmuyorum, yersiz bulmuyorum. Ama tabii önermek başka bir şey, ısrarcı olmak başka bir şey. Yoksa her sanatçının kurumda nasıl önerme hakkı varsa, yani bugün siz de gidip bir vatandaş olarak diyebilirsiniz ki ben İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bu oyunun oynanmasını arzu ediyorum deyip bir dilekçe yazıp müdüriyete bırakabilirsiniz. Bu değerlendirilir, uygun bulunur ya da bulunmaz. O seneki repertuara uygundur ya da değildir. Biliyorsunuz bizim bir edebi kurulumuz var devlet tiyatrosunda. O oyunların edebi kuruldan geçmiş olması gerekiyor. Edebi kuruldan geçtikten sonra... Ankara'da bu değil mi? Tabii Ankara'da. Kültür Bakanlığı'nın atadığı personel de var onun içinde. Sanatçı kişilikler bunlar tabii. Yazarlardan, dramatiklerden oluşan. Devlet tiyatrosunun kendi içindeki dramatikleri, genel müdürü, genel müdür yardımcısı gibi kişilerden oluşan bir kurul. Bu kurul edebi olup olmadığına karar veriyor bir metnin. Aslında önce tartışılması gereken şey herhalde bu edebi kurulun kendi yani. Tekstin oynanıp oynanmayacağını zaten orada karar veriliyor. Oradan geçtikten sonrası bölge müdürleri, genel müdür ya da herhangi bir rejisör ben bu oyunu yönetmek istiyorum, havuzda böyle bir oyun var deyip kendi de önerebiliyor. Ortaklaşa kararlar da alınabiliyor. Ama o edebi kurul geçmez bu oyun olmaz dediği anda da oyun geçip oynayamıyor. Buna sansür diyenler de var. Bir öz denetim diyenler de var. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yorum yok diyorsunuz. Evet. Gelelim özel tiyatrolara. Özel tiyatronun tarihi pek eski değil aslında Türkiye'de. Çıkanlar bir ara benim bildiğim kadarıyla Ankara'da ve İstanbul'da iyi çıkışlar yaptılar. Fakat daha sonra bir duraklama devrine mi girdik? Ne oldu bilemiyorum. Yoksa Türkiye'deki sistem değişikliklerinden dolayı mı bilemiyorum. Bugün nasıl? Şimdi özel tiyatroların durumu kendilerini kurtarma çabası içinde özel tiyatrolar. O özel tiyatroların Haldun Dorman, Müşrik Kenter, Kenterler, Ast, sonra Genco Erkal, evet. Dostlar Tiyatrosu. Ölçüm vardı Ankara'da bir de. Onu tam olarak bilemiyorum. Evet. Tam olarak bilemiyorum. Tabii şimdi onlar tek kanallı bir televizyon, hatta tek kanal gelmeden öncesinde, yani televizyon açılmadan önce faaliyet gösteren tiyatrolar. Ve ne yapacaksınız o zaman? Ya sinemaya gideceksiniz, sinemalarda şimdiki bu kadar yaygın değil, tiyatroya gideceksiniz. Bir de o zaman biliyorsunuz, ya bir otelin rufuna gidersiniz, ya tavernalar vardır İstanbul'da, tavernalara gidersiniz, orada en son tabakları filan atar. Ben çocukluğumdan, yani gözlerimden biliyorum. Sonrasında kanalların hızla açılmasıyla ve özel kanalların çoğalmasıyla, devlet kanallarında da örneğin çok iyi hatırlayacaksınız. Ben Yıldırım Önal'ı, Yıldırım abi rahmetli ilk kez TRT 2'de seyrettim. Foto Finish adlı oyunda. Yani TRT 2 olmamış olsaydı ya da TRT 2 her hafta yayınladığı tiyatro eserleri çok kameralarla çekilmiş. Bayağı bir bir film kıvamında seyrederdik o zaman onları. Eğer o anlayış olmamış olsaydı ben Yıldırım Önal'ı seyredemeyen tarihsiz
kişilerden biri olacaktım. Sahnede görememenin, canlı canlı görememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama tabii o bir fırsattı bizim için. Çok büyük ustaları öylelikle seyretmek zorunda kaldık. Bu sanat şeyleri de azaldı. Buradan bahsedince çok gerçekten Türkiye çok değerli ustalar yetiştirdi bu konuda. Tiyatroda, gerekse sinemada. Fakat nedense bizim sanatçılarımız Avrupa'da olduğu gibi yahut da Amerika'da olduğu gibi bir türlü böyle kalburun üzerine çıkamadı. Dünyanın tanıdığı sanatçılar haline gelemedi. Ben çok iyi biliyorum bir yetenek olarak. Yani bugün bildiğimiz birçok sanatçılar, dünya çapında sanatçı dediğimiz birçok sanatçılar çok daha iyilerini yetiştirdik. Seyrettik bu ülkede. Ama nedense çıkamadık. Nerede bu eksiklik? Yani nerede bu eksiklik? Şöyle baksak meseleye, eskiden biliyorsunuz çok uzağa gitmeyelim. İzmir'in tüm ilçelerinde açık hava tiyatroları var. Evet. O zamanki şehrin bir nüfusu kadar, yani 40 bin kişi yaşıyorsa 40 bin kişilik, 5 bin kişi yaşıyorsa 5 bin kişilik açık hava tiyatroları var şeylerde. Gittiğimiz zaman bazılarının kalıntılarını görebiliyoruz, bazılarını gezme şansımız olabiliyor. Şimdi olay tam tersine dönmüş durumda. Yani o zaman insanlar toplanıp bütün bir halk, yani herkes o kent meydanında toplanıp o tiyatro eserini seyrediyorlar. Ve o dönemlerde tiyatro oyuncuları kent meclisine alınıyor. Yani çok kıymetli bulundukları için. Biliyorsunuz Osmanlı'nın son dönemlerinde iki tiyatro oyuncusu mahkemede bir kişi yerine geçebiliyor şahitliği. Antik Yunan döneminde böyleymiş. Buna gülsem. Hayır, biz sadece bir saptama yapıyoruz. Evet. Yani sonrasında iş tersine dönünce, yani halk tiyatrocuların peşinden ve onların işte yazarların eserlerinden peşinden koşmayı bırakıp işte kısa şortlar giymiş adamların, yani futbolcuların peşinden koşmaya başladığı andan itibaren denge tam tersine dönmüş durumda. Yani bakıyorsunuz milyon dolarlar konuşuluyor. Bir yani buradan bir takımın gidip orada 3-5 gün konaklayıp maç yapıp geri gelmesi, bırakın futbolcunun bedellerini, herhalde bunların onda biri sanata ya da yüzde biri sanata ayrılmış olsaydı neler 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 yapılmazdı. Evet. Bir de pazarlamamız mı çok eksik sanatçılarımızı? Pazarlama değil, yanlış anlaşılmasın. Yok, aslında bu yerleşti bu dönem. Yani tanıtım ve işte bir sanatı bir ürün olarak kabul edersek onu kitlesiyle buluşturmak da bunun içine giriyor. Böyle bir eksiklik var ama burada mücadele gücünüz çok zayıf. Yani şimdi şöyle örneklemek istiyorum. Geçen örneğin Han Tiyatrosu işte kaç senedir, 6 senedir Kültür Bakanlığı'ndan destek alan bir tiyatro. İşte bu sene geçen sene aldığından daha az bir miktar aldı profesyonel kategoride. Şöyle söyleyeyim, işte Amsterdam'a giden bir arkadaş yine özel tiyatro sahibi, bizim Han Tiyatrosu ölçeğinden biraz daha büyük bir tiyatro, koltuk sayısı fazla. Devletin bu yıl için kendisine 400 bin euro yardım yaptı. Ama yardım bu ölçüde kaldığı sürece bu ülkede tiyatro sanatının gelişmeyeceğinden bahsedebiliyor. 400 yani, bin euro, euro ne ediyor? Yardım. 1 milyar 200 milyon ne ediyor Türk parasına çevirdiğiniz zaman? Şöyle söyleyeyim. Kaç yani biz onun herhalde ne kadarını almış oluyoruz? Onda birini almış, onda biri ne? Onda biri mümkün değil. Büyük para diyorsun. Hesaplayamıyoruz yani. Öyle bir anlayış yok bizde. Zaten en üst yapılan yardım 80-90 bin lira civarında. Yıllık bazda yapılan. Biraz da buradan kaynaklanıyor ve bunda 25 oyunda oynayacaksınız, temsil vereceksiniz. Yani salonu kiralayacaksınız, oyuncularınız var, işte ışık giderleriniz var, sahir, afiş, dergi vesaire vesaire giderleriniz var. Tabii bu bir katkıdır ama bu bir anlayış işte. Şimdi yani baktığınız zaman orada tek bir tiyatroya yapılan yardım, burada neredeyse tüm Türkiye'deki tiyatrolara yapılan yardımı karşılar gibi gözüküyor.
Evet, maddi yetersizlikler diyorsunuz. Çok önemli. Bir de hani bizim birincil, bizim kafamızda da yani toplum olarak bizim kafamızda da birincil ihtiyaçlarımız arasında gözükmüyor sanat. Sadece tiyatro değil. Yani sanat gözükmüyor. Ne gerek var ki? Hani önce karnımızı doyuralım da ondan sonra bir döner bakarız. Tabii bu anlayış biraz eksik bir anlayış. Bu her ikisinin birlikte paralel gitmesi gerekiyor. Çünkü insan sadece yani içine yakıt atılan bir madde değildir yani. Hani kaloriyi yükleyeceksiniz, makine çalışacaktan ibaret bir varlık olmuş olsaydı herhalde yaşamı devam ettirmenin hiçbir anlamı ve zevki olmazdı. Yani ruh dediğimiz şey insan içinde var olduğuna göre maddiyatın dışında maneviyatta bir o kadar önemli olmalıdır. İşte tiyatro ve sanat da aynı zamanda din olgusu gibi insanın içini dolduran ve onu tekamül etmiş bir birey haline dönüştüren en önemli unsurlardır. Peki bu ruhsal doyumdaki eksiklik Türkiye'nin bugünkü durumuna nasıl etkiliyor? Bir eksiklik bu aslında. Yani bunun birçok nedenleri olabilir yani. Şu anki durumumuzla ilgili birçok şeyler söyleyebiliriz herhalde bu konuda. Tabii. En fazla siz böyle. Şimdi sanatın tedavi edici gücü de biliniyor biliyorsunuz. Hatta hastanelere girdiğinizde böyle klasik müziğin çaldığını duyarsınız çoğunlukla. Şeyde duymuştum, bilmiyorum Astepion'da, Bergama'daki oradaki hastanede müzikle tedavi edildiğini duymuştum. Doğrudur, doğrudur. Şimdi birçok hastanemizde bu yapılmakta. Yani sanatın gücü gerçekten çok büyük ve önemli. Yani sanat yoluyla insanları gerçekten çok büyük iyiliklere de sürükleyebilirsiniz. Bu gerçekten çok önemli. Bir kere sanata kıyısından, köşesinden bulaşmış olan herhangi birinin hoşgörüsüz olma şansı yoktur. Bir kere sanatçı olması gerekmez. Sanatla ilgilenen biri, yani tiyatro, güzel sanatların alanının içine giren tüm sanatları bunun içine katarak söylüyorum. Bir kere hoşgörülüdür, yumuşaktır. Karşısındakine saygılıdır. Onu dinler. Kendine karşı bir şey söylediği zaman hemen onun tepesine binmeye çalışmaz. Konuşarak kendi fikrini söyler. Ama yine de karşısındaki hayır ben buna inanıyorum derse kalkıp ona iki tane şaplak atmaz. Bu senin fikrindir. Ben böyle düşünüyorum. Sen böyle düşünüyorsun der sanatla uğraşan kişi. Ve her şeyden önemlisi yaşadığı yere ve topraklara saygılıdır. Burada doğduğunu, bu toprakların onun yani onu yetiştiren toprakların burası olduğunu unutmaz. Vefakardır ülkesine karşı ama kendi öz değerlerinden de fedakarlıkta bulunmayı hiç sevmez. Şimdi bence o kadar çok önemli bir şey söylediniz ki sanatla uğraşan kişi asla hoşgörüsüz olamaz dediniz. Sanırım bu iki toplumumuzun en büyük evet. özelliklerinden biri bu. Sanat eksik kalınca, hoşgörü de eksik kalıyor insanlarda ve toplum gittikçe kutuplaşıyor. Maalesef öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Şimdi bazıları der ki niye uzatıyorsun, onun ne ilgisi var diyebilir belki ama. Yok çok ilgisi var. Aslında... Çok ilgisi var. Aslında tam da kesiştiği bir nokta. O yüzden hani bazı yerlerde hala görürsünüz elektriği kapatınız yazar. Sifonu çekiniz yazar. Evet. İşte şimdi bunlar aslında çok gereksiz hatırlatmalardır değil mi? Ama her yerde görürsünüz kağıdı atmayınız oraya der. İşte yere tükürmeyiniz der. Bilmem ne çekirdeğinizi şuraya atmayınız der. En iyi temizlik kirletmemektir de. Şimdi bütün bunlar tabii giderek yayalım bunu. Yani suç bunlar hani şeyler, kabahatler, küçük kabahatler. Suçlara yaydığımız zaman gerçekten sanatla uğraşan bir kişinin suç işleme oranlarına baktığınız zaman da hemen hemen yok denecek gibi noktalara ulaşıyorsunuz. Eğer gerçekten sanatla uğraşıyorsa ve hatta sanatla biraz daha fazla içli dışlı olmuşsa zaten yani onu suça yatıramazsınız, suça doğru yöneltemezsiniz. O yüzden
başta da söylemeye çalıştığım gibi sadece merkezi yönetimlerden değil, şehirlerin kendi içlerindeki belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda sanatın bu iyileştirici, tedavi edici ve geliştirici gücünü daha iyi anlayabilmeleri, sindirebilmeleri ve bunu öyle bir nüfuz ettirmeliler ki bir daha değişmeyecek şekilde öyle bir toplum yaratma şansımız hala varken. Evet, bu ülkede ucubeler gördük. Evet, evet, sanatla, sanattan bahsedici çeşitli şeyler söylendi. Kimisi böyle sanata tükürürüm dedi, kimisi bu ucubeler nedir dedi. Çok şeyler söylendi sanatla ilgili. Tabii böyle olunca da işte sanatta tabii bu, eksik kalıyor. Bu ülkemizin önemli sıkıntılarından biri. Ancak ben meseleye biraz da şöyle bakıyorum Ahmet Bey. Son 12 yılın 15 yılın sorunu değil bu ülkemizde. Evet. Ondan öncesinde de çok inanılan, güvenilen insanlar vardı. Ülkeyi yöneten kadrolar vardı ama onların da bir kültür ve sanat politikaları yoktu. Ben yalnızca, yani o bir sonuç olarak görüyorum ben onu. Yani bir 80'den sonra başlayıp gelen bir şeylerin sonucu olarak değerlendiriyorum ben bu son yılları. Çünkü hazırlayıcısı başkalarıydı. Yani başkaları hazırladılar. Birileri geldi. Ne derler? Hani son rötuşları yapmaya çalışıyorlar. Yaptılar diyemiyorum yani. Yapmaya çalışıyorlar ama yani bu topraklarda çok fazla medeniyet yaşamış. Evet. Yani bu toprakların kendi bazı şeyleri kabul etmez diye düşünüyorum ve öyle inanıyorum ben. Fakat şöyle bir şey gerçek daha var. Şimdi tamam 80'den sonra çok şey. Fakat şöyle geçmişe bakıyorum. Osmanlı döneminde gidiyorum. Bizim şiirler yazan, divanlar yazan padişahlarımız vardı. Sanat eserleri yaratan, müzik, şey, ne bileyim, özel böyle heykeltıraş veya heykeltıraş demeyeyim de özellikle mücevher takılarla uğraşan sanatçı, bunlar hep sanatçı kişilikli bunlar. Yani devletin başında iktidarın en üst tepesindekiler bile sanatla uğraşan çok kişiler vardı. Birçok şey, geçmişten bugüne kadar gelirsek sanatla uğraşan çok padişahta oldu, devlet adamlarında oldu, başbakanlarımız da oldu. Bunlar yani, evet, olmuştur ama şimdi yani o kişinin yani yöneticinin kendisinin sanatla haşır neşir olmaya çalışması bir başka şey. Tabanda halkın sanatla buluşturulması başka bir şey. Yani halkın istediği ve yani görmek istediği sanatsal bakış açısıyla galiba o dönemdeki sanatsal bakış açısı birbirinden biraz uzak gözüküyor ki bu en son dil tartışmasına yansıdı. Şimdi hani Türkçe diye bir dil olmadığı söyleniyor. Ben tabii mesleğimi Türkçe ile kazandığım için herkesten daha şiddetle Türkçe'yi yani geçimimi Türkçe ile temin ediyorum ben. Dolayısıyla Türkçe'ye herkesten daha fazla ihtiyacım var benim. En kuvvetli savunucularından biri de benim o nedenle. Ama herhalde Göktürk kitabeleri diye bir şey duymuşsunuzdur değil mi Ahmet Bey? Herkes duydu tabii. Herkes duymuştur. Bunlar duymayan yoktur değil mi yani? En azından ilk okula hani gider. Göktürkçe yani bunların yazıldığını, yazıtları olduğunu işte vesaire dedi. Bunu bilirsiniz. Karacaoğlan'ın kullandığı dilin ne olduğunu bilirsiniz ve hangi yıllara dayandığını da bilirsiniz değil mi Ahmet Bey? Rahatlıkla da anlıyoruz aslında Karacaoğlan'ın dilini. Yani, şu yani, anda çok rahat. Yani o zaman peki o Türkçe diye bir dil yoktur denebilir mi? Yani Göktürk kitabeleri orada dururken, Karacaoğlan'ın Türkçesi o yıllarda orada dururken herhalde bilgi eksikliği var ya da yanıltma var. Yazıyla ilgili herhalde daha çok değil mi konuşmalar, tartışmalar? Yani eski Türkçe, Arapça mı yoksa daha farklı bir şey mi? Yani şu kabul edilebilir bir şey. Yani hani o şimdi empati yapmaya çalışıyorum. Dönüyorum oraya. Evet ben bir dil biliyordum. Şimdi bunu okuyordum. Yarın önüme başka bir şey geldi. Şimdi onu okumak, bu kolay bir şey değil. Yani bunu kabul ediyorum ama şimdi
dünyanın en çok konuşulan dillerinden birine sahipken evet. Ve bizim değil yalnızca yani yurt dışında sanatı icra eden sanatçı arkadaşların kendilerinin söylediği şekilde sahne sanatları içinde en güçlü dilin Türkçe olduğu belirlenmişken ve söylenirken dolayısıyla Türkçenin kıymetini bence daha iyi bilmek lazım. Buradan isteyen Arapça da öğrensin, isteyen Farsça da öğrensin, karışımı olan Osmanlıcayı da öğrensin. Kim ne hangi dili öğrenmek istiyorsa öğrensin. Yani dili öğrenmekten kime ne zarar gelmiş ama bu toprakların ana dili Türkçe. Evet, ana dil Türkçe bu topraklarda ama hala Türkçe ile ilgili çok sorunumuz var. Evet, Türkçe yerine çok farklı diller kullanmak isteyenler de var. Evet, süremizin de sonuna yaklaştık. Ben sanatla ilgili en son, daha doğrusu bir şey daha sorayım, son sözü size bırakmadan önce. Sanatın geldiği yer belli. Peki bunu geliştirmek için nasıl bir önerileriniz var? Bir çözümümüz var mı kafanızda? Şunlar şunlar yapılırsa bu toplum sanata biraz daha yaklaşır, sanata biraz daha yüzünü döner diyebileceğiniz bir şeyler var mı? Var. Bir kere yani anaokulu seviyesinden itibaren çocukları ki anaokulların programlarının yani birçoğunun programlarının içinde buna yatkınlık var. Yani tiyatro ile, el işiyle vesaire ile, resimle ilgili yaptıkları çocukların aynı zamanda gelişimlerine yönelik yaptıkları çalışmalar da var. Bunun anaokulundan başlayarak yani kademeli olarak okul yıllarında çocuklara yani öğretilmesi ve verilmesi. Örneğin Türkçenin yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığını artık yeni yeni insanlar anlamaya başladılar. Türkçenin de bir fonetiği olduğunu. Halbuki hani hepimiz söylüyoruz ya bir milleti bir arada tutacak en önemli şey dildir diye sürçmedim değil mi? Dil dedim. Dil dedim. Dildir diye. O yüzden dilimiz çok önemli. Ve bu sanatın bütün dallarının okullarda sadece özel okulların birçoğunda zaten bu yapılıyor ama devlet okullarında da buna yönelik şeyler yapılmalı. Ve bir tiyatro kurultayı bence hayata geçirilmeli ve yerel yönetimlerin kendi şehirlerinde sadece tiyatro ile ilgili değil diğer sanatların yaygınlaşmasıyla ilgili neler yapılması gereklidir, okullarda neler olması gereklidir, işte burada devlete düşen görev nedir, özel tiyatrolara düşen görevler nedir, özel tiyatroların kalitelerini arttırabilmek için, ellerini rahatlatabilmek için neler yapılması gerekmektedir ki hani tek bir elden çıkan ürüne sahip olmayalım. Yani her ne kadar bir kaliteden bahsetsek de birçok seyredebileceğimiz alternatifin olması çok önemli. Bunlar için de her kendi alanından işte üniversitede, devlet tiyatrosunda, özel tiyatrolarda birbirinden kıymetli insanlar var. Yani yöneticilerimiz bunları gelin bu konularda neler düşünüyorsunuz, ne yapabiliriz dediği zaman örneğin benim bir taslağım var, o buraya sığmaz. Tiyatro ile ilgili, tabii kendi alanımla ilgili. Yani İzmir'de gerçekten ilçeler dahil tiyatro seyircilerine nasıl daha sağlıklı bir sanat hizmeti götürülebilir? Benim bu konuda yaptığım bir çalışma var. Onu daha sonraları paylaşırım sizinle. Ama Cuma bugün biliyorsunuz evet. 20.30'da Han Tiyatrosu Ünal Güler sahnesinde Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz adlı oyunumuz var. İki kişilik komedi bir oyunumuz. Daha doğrusu trajikomik. Bu oyunumuz Uluslararası İzmir Fuarı'nda da sergilenmişti geçen yıl. Beğeniyle izlenmişti. Bu sezon yeniden hazırladık. Kadına şiddeti trajikomik bir şekilde anlatan bir oyunumuz. İyi bir oyun. Hatta vaktiniz varsa Ahmet Bey, siz de 20.30'da Serkan Bey, siz de efendim bekliyoruz. Eğer vaktiniz varsa çok memnun oyun oluruz. İsmi de çok ilginç. Kız Yemek Yapmadık. Yine Dayak Yiyeceğiz. Evet. Sonrasında Pazar günü de Han Tiyatrosu'nun çok güzel
Üç Kafadır adlı bir çocuk oyunu var. O da saat 14'te yine Han Tiyatrosu Ünal Güler sahnesinde. O küçük izleyicilerimiz için İzmirlileri bekliyoruz. Bütün belediyelerimizin aslında bir kültür sanat komisyonları var. İşte o büyük şehir, büyük şehirde olduğu gibi bütün belediyelerde de var. Bunların hiç sizinle bir işbirliği oluyor mu? Hiç bir konuşmanız var. Tabii biz gerek devlet tiyatrosu gerek de sizin gibi özel tiyatrolar var. Yani. Biz tabii kültür de bulunan kişilerle yani gidip görüşüyoruz. Onları işte bizim şu oyunlarımız var, şu çocuk oyunlarımız var, şu yetişkin oyunlarımız var gibi şeyler sunuyoruz. Ama bazı belediyeler, yani şimdi buradan isim vermek de istemiyorum. İşte siz geçtiğimiz dönemin başkanıyla çalışmışsınız. Bu sene biz sizinle çalışmasak çok da güzel olur. Yani bunu böyle söylemiyorlar. Çok acı bir şey aslında bunu söylemek. Tahmin ediyorum ki zaten erozyonu başlatan en önemli sebeplerden biri de bu. Sanki başka yerlerden gelmişler gibi. Hani başka yerden gelse böyle olmaz. Yani öyle söylüyorum çünkü benim anlayışım müsait değil öbür türlü konuşmaya. Ancak bu kadar şöyle küçücük bir tırnak içinde belirtmiş olayım. Evet, bu tırnaklar çok önemli. Üçen Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son sözü ben size yine bırakayım. Şöyle ekranlarımıza dönüp neler söylemek istersiniz İzmirli tiyatro izleyicilerine, İzmirli sanatseverlere? Buyurun ekran sizde. Efendim, Rüçhan Gülay Yeni Gün ailesine katıldı efendim. Pazartesi gününden itibaren bir kültür ve sanat programında İzmirlilerle birlikte olacağız. Sizlerle birlikte olacağız. Yeni saat gün 15'te. Saat 15'te. 15-16 arasında sizlerle birlikte olacağız. Ekranlarını bize açan Yeni Gün televizyon sahibi Ömer Bey'e, Ömer Dinçer'e de teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. Umuyorum çok keyifli konular, konuklar, şiirler, öyküler ve müzikler eşliğinde sizlerle birlikte olacağız. Ben her pazartesi saat 15'te burada olacağım. Görüşmek ümidiyle. Bu akşam da tekrar diyelim isterseniz. Evet, söyleyelim bu akşamı da. 20.30 Han Tiyatrosu Ünal Güler sahnesinde Alsancak'ta Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz adlı Han Tiyatrosu oyuncularının sergilediği bir oyunumuz var 20.30'da. Pazar günü de saat 14'te Üç Kafadar adlı oyunumuz var. Yine Han Tiyatrosu Ünal Güler sahnesinde küçük seyircilerimiz için bekliyoruz efendim. Evet Hüseyin Bey, çok teşekkürler. Sanatçılar gerçekten bu ülkenin bir yüz akı. Ama ne yazık ki o yüz aklığımızı yeterince değerlendiremiyoruz gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla. İnşallah bundan sonra çok daha güzel şeyler olur. Daha İnşallah iyi, el birliğiyle, el birliğiyle daha iyi tırnakları genişleterek sorunları çözüm bulmaya çalışırız. İnşallah diyelim. Evet, Yeni Gözler burada sona eriyor. Konuğum Sayın Rüçhan Gürer'di, Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Han Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günün özelinde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın.